Herkese yeniden merhaba. Mucitane kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir reçel tarifim var. Mürdüm eriği reçeli tarifi yapacağız. Şu anda tam zamanı. Elimde 2 kilogram mürdüm eriğim var. E, eriklerimi bol suyun içerisinde yıkadıktan sonra bakın bu şekilde 4 eşit parçaya ayırıyorum. Hemen bir tencerenin içerisine bu şekilde eriklerin iç kısmı üste bakacak şekilde sıralıyorum. kullandığım ölçü miktarını videomun altında paylaşacağım malzeme listenizi oluşturmak için oradan da göz atabilirsiniz evet ben bütün eriklerimi temizledim şu şekilde bakın ilk tabanını hazırladım tenceremin altına 6 su bardağı şeker kullanacağım şöyle üzerine bakın biraz şeker gezdiriyorum bu ilk tabanımı oluşturdum şimdi kat kat aynı işlemi uygulayacağım şöyle bir kabın içerisinde hepsini temizledim bakın iç kısmı üste bakacak şekilde sıralamaya devam ediyorum ee, şekerler tamamen kapanıncaya kadar erik şeker erik şeker şeklinde tenceremi tamamlayacağım İlk kez deneyecek arkadaşlarım için bütün püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum. Videomun sonuna kadar izlemeyi sizler de aynı şekilde uygulamayı unutmayın lütfen. Bakın bu şekilde hazırladım. Şimdi hemen üzerine yine şeker dökeceğim. Bakın böyle göz kararı bir şekilde döküyorum. Ve bütün erikler bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyorum. ve ben tamamladım. Son katını de koydum. Şöyle kalan şekeri de üzerine koyuyorum. Bu şekilde dilerseniz bir gece önceden hazırlayın. Sabaha kadar sulansın. Çok daha güzel olacaktır. Ama ben bugün sadece 2 saat bekleteceğim. Şimdi hazırladım. Hemen üzerine şöyle 4 tane karanfil var elimde karanfil de koyuyorum çok güzel bir aroma veriyor tavsiye ederim ya da bir tane çubuk tarçın kullanabilirsiniz bunun yerine şimdi bir müddet beklettikten sonra bakın böyle şekerler eridi şöyle hafif altta sulandı tam görünmüyor sanırım kameraya ee, ama çok fazla sulanmadı dediğim gibi bir gece bekletsem hiç su eklemezdim ama şimdi şöyle bir fincan kadar su ilavesini yapalım ve hemen ocağımı alıp kaynatmaya başlayacağım kısık ateşte ocağımı aldım sulanıncaya kadar şekerler eriyinceye kadar kapağını kapatacağım daha sonra açık bir şekilde kaynatmaya devam edeceğim bakın şekerler eridi böyle fokurdamaya başladı hiçbir şekilde kaşık değdirmeden tenceremizi bu şekilde sallayarak karışmasını sağlayalım ki eriklerimiz zedelenmesin. Üzerindeki hafif köpüğünü alabilirsiniz. Şöyle yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Bir 5 dakikada bu şekilde kaynasın ve reçelim hazırlanmış olacak. Evet benim reçelim hazırlandı. 10 dakika kadar da dinlendirdim. Bakın şöyle tane tane nefis rengini de saldım. Mürdüm erikleri rengini muhteşem bir reçel oldu. Şimdi şöyle bir kabın içerisine dökeceğim ve bir gün güneşleteceğim. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız sıcak sıcak kavanozlara doldurup temiz bir kapakla kapatın ve vakumlanmasını sağlayın. Ama ben gün ışığından da faydalanmak istiyorum. Çok daha lezzetli oluyor ve uzun süre saklayabiliyorum. Bir günün sonunda kavanozlamaya başlayacağım. Gün ışığında kıvamı da yoğunlaşacak bu arada. Ve bakın ertesi gün bu şekilde iyice yoğunlaştı. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen kavanozlamaya geçeceğim. Şöyle yarım litrelik kavanozlara dolduracağım. Yapımı oldukça basit ve en bereketli reçellerden birisi bence mürdümeri reçeli. Şu anda tam zamanı mutlaka deneyin. Eğer bu şekilde reçel yapmak istemiyorsanız geçen sene marmelatını hazırlamıştım. O şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bu videonun altında linkini paylaşacağım. Hatta şu yukarıda belirteceğim. Öneriler kısımlarda o videoma da ulaşabilirsiniz dilerseniz. Her ikisi de çok güzel oluyor. Reçeli de, marmalatı da muhteşem. Mutlaka deneyin. Yani hazırlarını almaktansa açıkçası böyle içinde ne olduğunu bile bile yemeniz daha güzel ee, ve kendi yapma, yapmış olmanızın da mutluluğu oluyor açıkçası. Şöyle bakın, yarım litrelik kavanozumu doldurdum. Şöyle nasıl güzel bir rengi var. Karanfilin de aroması ve kokusu işlemiş. Hemen temiz bir kapak yardımıyla kapatacağım. Gün ışığında beklediği için vakumlama yapmıyoruz şu anda. Sadece bu şekilde kapatmamız yeterli olacaktır. Karanlık bir ortamda saklamanız da yeterli olacaktır. Hemen ikinci kavanozumu da dolduruyorum. 2 kilogram mürdüm eriğinden 2 tane yarım litrelik kavanoz ve şöyle de yarımın daha azı olacak şekilde 3 tane kavanoz tam denk geldi merak eden arkadaşlarım için hemen kıvamını göstereceğim sizlere bakın şöyle kıvamının güzelliğine bakın renginin çok basit kaşık değdirmeden reçelimizi tamamladık mojitane kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim Videolarımı paylaş butonundan arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone ol tuşundan abone olmayı unutmayın. Soru, görüş ve önerilerinizi videolarımın altında bekliyorum. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.